Merhaba arkadaşlar, kanalımdan selamlar, sevgiler. Bugün anneme geldim. Anneme gelmişken de size güzeller güzeli çiçeklerini göstermek istiyorum. Bakar mısınız, şu menekşeleri mükemmel bir şekilde açmış durumda ve çok gelişmiş sağlıklı çiçeklere sahip. Şuradan başlayalım bakalım. Bakın, burada süs narımız var. Süs narımız da narlanmış. Şu narının güzelliğine bakar mısınız? İki dal bu arkadaşlar. Burada da yine narı var. Çok güzel gelişmiş durumda. Şurada bir tane kılıç çiçeğimiz var, kenarı sarı çizgili olan kılıç çiçeğimiz. Gelelim şu menekşelere. Maşallah, şunun güzelliğine bakın. Pembiş pembiş, böyle etrafı da koyu renkli o şekilde açmış. Eflatun renkli, pembe renkli, böyle karışık bir renk. Şöyle gelelim dikenler tacına. Arkadaşlar, bu dikenler tacı iri kıyım olan dikenler tacı ve bu da tomurcuklanmaya başlamış. Çok güzel gelişmiş, boylanmış, poslanmış. Şurada da zıpçıklı çiçeğimiz var. Bu zıpçıklı çiçeği normalde dış mekan bitkisi, dışarıda çok güzel çiçeklenir. Şu sündekler yapay çiçek arkadaşlar. Annem böyle yapay çiçekler yerleştirmeyi çok seviyor. Şöyle devam edelim. Burada bu bildiğim kadarıyla kokulu saray nanesi olması lazım. Bu da güzel bir bitki. Yapraklarından çay falan yapılıp içilebiliyor. Şurada bir tane sukulent türümüz var. Bu da çok güzel olmuş. Yavrular gelmiş gördüğünüz gibi. Şöyle gelelim kohleralara. Komşu çatlatan bitkilerimiz. Bakın şurada arkadaşlar, şu gördüğünüz kısımlardan tomurcuklar gelme aşamasında çalışmaya başlamış bu. Ve çok güzel de gördüğünüz gibi gelişmiş. Şöyle gelelim mor menekşesine. Ay Allah, maşallah, şunun güzelliğine bakar mısınız? Ve çok sağlıklı. Yapraklar da çok güzel durumda. Şu menekşemiz de öyle. Bu çiçeklenmemiş ama gayet sağlıklılar. Şöyle gelelim. Burada bir barış çiçeğimiz var. Barış çiçeğinin sararması arkadaşlar vitamin eksikliği, ışık eksikliği, genelde D vitamini eksikliğinde ve çok sulamada sararır. Büyük ihtimal çok sulandığını tahmin etmiyorum ama güneş eksiği olabilir onun. Şöyle gelelim şu dikenler tacına. Bakın burada da şöyle iki tane dikenler tacı var. Bunlar da yerli dikenler tacı. Bakın bu da çok güzel çiçeklenmiş durumda. Bu sürekli çiçeklenen bir tür zaten. Dikenler tacının da çeşitli türleri olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Burada da beyaz açmış bir dikenler tacımız, milli çiçeğimiz var. Şöyle devam edelim. Şurada yine kılıç bitkimiz var. Kenarı sarı çizgili olan. Şurada nar, yine süs narı. Şöyle çiçekli halini göstereyim size. Bakın yine bu da nar vermeye başlamış minnacık boyuyla. Bunlar zaten çok büyük olmuyor arkadaşlar. Minyatür süs narı dediğimiz türler. Şurada da paşa kılıcımız var. Şurada da bambumuz var. Şans bambusu. Bakın bu şans bambusu arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Gayet güzel büyümüş. Bir tek bir bambu. Ve şöyle de dibini göstereceğim. Toprakta büyüyor. Toprakta da büyütebilirsiniz bambularınızı ama su ihtiyacı yoğun oluyor topraktayken de. Şöyle yine burada dikenler tacı milli çiçeğimiz var. Burada yine çok güzel bir gelişmiş menekşemiz var. O da bol çiçekli olsun inşallah. Şurada bir sukulent türümüz var yine. Bu da güzel gelişmiş. Bunun arkadaşlar sarı sarı çiçekleri oluyor. İnşallah bu da çiçeklenir, görürüz. Şurada bir dikenler tacımız var. Dikenler tacı artık tomurcuklanmaya başlamış. Hepsi açmak istiyorlar, çiçeklenmek istiyorlar. Şurada da bir peygamber kılıcımız var. Hatta iki tane var ve çok gelişmiş. Bakın. Maşallah, diplerden de hep yavrulamış, boylanmış. Böyle gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde gelişmiş. Evet, bu köşedeki çiçekleri gösterdim. Diğer köşeye geçelim. Şimdi arkadaşlar, bu menekşeleri büyütemeyen arkadaşlar için anneme birkaç tane soru soracağım. Nasıl baktığı konusunda da biraz fikir edinmiş olacaksınız. Ve bir soralım bakalım. Mesela bunları, konumu nedir? Konum dediğim anne, hani güneş falan görmesi. Az güneş alması lazım. Nasıl bir güneş? Mutlaka. Perde arkası mı alıyor? Evet, gel geç. Gelgeç bir güneş Direkt alıyor. güneş yakar. Tamam. Direkt güneş almayacakmış arkadaşlar. Gelgeç konumda perde arkası güneş alıyor. Toprağı nasıl? Toprağı güzel, yumuşak. Bahçe toprağı mı bu? Karışık. Ha, bahçe, torf toprağı, karışık gübre. Gübre yok. Gübre kullanmıyor musun? Hayır. Sadece bahçe toprağıyla torf toprağı karışımıymış arkadaşlar. Suyu çok seviyor. Suyu seviyor. Suyu Evet. ama sulamayı nasıl yapıyoruz? Şimdi bazıları da çürütüyor köklerini. Dibine koy. 3 günde bir suluyorum. Şu an 3 günde bir veriyor musun? Kuruduğunda Toprak suluyorum. kuruduğunda. Toprak kuruduğunda arkadaşlar kontrol edip şu kenarlarından, değil mi? Evet. Kenarlarından böyle Kenar yaprakları kaldırarak kısımlarından
Döküyorum. Yavaşça döküyor. 3 günde bir suluyormuş. Tabii ki bu sizde belki 4-5 günü de bulabilir. Kontrol edin yine. Toprak kurudukça sulamasını gerçekleştirin. Tabağın inmesini bekliyor musun suyun? Hayır, Hayır. beklemiyorsun. Tamam, tabağın inmesine Bir gerek bardak yok. koyuyorum. Bir bardak kadar. Böyle bir menekşe arkadaşlar, bakın bir bardak kadar su veriyormuş. İlaçlama falan yapıyor musun? Farklı bir yaptığım şey var Hayır, mı? yapmıyorum. Sadece bir de kuruyan çiçeklerini alıyor. Çünkü az önce gördüm, şöyle kuruyan çiçeklerini annem kopartıyordu. Çünkü yeni çiçeklere fırsat vermesi gerekiyor. Evet, vereceğimiz bilgiler bu kadar. Şöyle şuradan başlayalım. Şu domatesi size göstermek istiyorum. Geçmiş videolarda da bu domatesini göstermiştim ama içeride büyütüyor ve tekrar gördüğünüz gibi domates vermeye başlıyor. Bu da çok güzel de gelişmiş. Şöyle dikenler tacına gelin. Bunları yeni dikmiş arkadaşlar. Annem dikenler tacını çoğaltıyor da bir taraftan. Şurada kalan şu çiçeğimiz var. Turuncu renk açmış. Şurada menekşeler dikmiş. Birkaç tane yine yapraktan. Menekşeleri de kendi çoğaltıyor. Ve kohleraları. Komşu çatlatanlar da yine annemin kendi çoğalttığı türler ve çok güzeller gördüğünüz gibi. Şurada da Pepe Romeo bitkimiz var. Zümrüt dalgası dediğimiz bitki. Şöyle gelelim, şurada sardunyamız var. Bu sardunyayı geçmiş videolarda da görmüştünüz. Çiçeklenmiş evin içerisinde. Şu an hafif sararmalar var ama artık dışarı istiyor. Zaten bahar geliyor. Baharla da dışarıya çıkartacak. Şurada da yeni bir süsnarımız var. Annem süsnarı üretiminde de çok iyi bu arada. Şurada da dikenler tacı. Dikenler tacı arkadaşlar çeşit çeşit olduğunu söylemiştim. Bu da yine çok yine farklı türlerinden çok fazla dikenli, ince dikenli ve çok minik çiçekli açan dikenler tacı. Şurada yine bir Pepe Romeo cinsi türü çiçeğimiz var. Şurada barı çiçeğini yeni dikmiş daha. Şurada da tavşan kaktüsle yine dibinde bir kaktüs türümüz var. Şurada da şöyle şunu göstermek istiyorum. Menekşe, bakın, yavrulamış menekşeleri de kendisi çoğaltıyor. Bir tane yapraktan burada yavrulamış menekşemiz var. Şöyle şu sardunyayı da göstermeden geçmeyeyim. Sakız sardunya bu arkadaşlar. Bu da bir kış boyunca içeride açtı ve şu anda yine tomurcuk vermeye başlamış. Yine içeride büyüttüğü sardunyalardan bir tanesi. Bu da çok güzel gelişmiş. Şuradaki çiçekleri de hemen göstereyim size. Burada bakın arkadaşlar, kauçuk bitkisi var. Bu da çok güzel gelişti. Çok güzel büyüdü. Annem tabii olmazsa olmazı böyle çiçekler yine takmış çiçeklere. Şöyle şurada aloe verası var, kaktüsleri var. Bunları buraya neden aldığını sordum. Uyutmak için almış arkadaşlar. Burada uyuyacaklar. Yazında bol güneşi gördüklerinde çiçeklenmeye başlayacaklar. İlkbaharda tabii ki güneşe doğru konumunu değiştirecek bunların. Şu aloe vera yavruları yeni dikim. Bu taç kaktüs, şu kaynana topuzu kaktüs. Çok güzel olmuş ama ne kadar güzel yavrulamış değil mi? Şurada yine yeni dikim kaktüsleri var. Burada da yine kaynana topuzu kaktüslerden birkaç tane üretime geçirmiş. Evet, buradaki çiçeklerimiz de bu şekilde. Arkadaşlar balkona geldik. Annemin böyle kutuda bir serası varmış. Gel bak bak dedi. Ben de bakayım ne varmış burada. Hem de çekip size bir gösterelim dedim. Sarımsak ve soğan tarlası yapmış kendisine burayı. Bakın, kutunun içine poşeti koymuş. Poşetin içine toprak koymuş. Böyle sarımsaklarını da soğanlarını da balkonda böyle üretiyormuş. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Annemin size el bebek gül bebek büyüttüğü çiçeklerini göstermiş oldum. Videomda buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.